Şu günlerde fethin dünyadaki belki en önemli sembolü olan Ayasofya'nın camiye açılması gündemde, mümin yüreklerdeki kıpırdanmanın, hareketliliğin yani tarifi yok şu aşamada. Bu olağanüstü bir adım olur. Bu müminlerin artık bir ultimatomla, ki bugün bir tanesi çıkmış, sarı saçlı biri var, yani müze kalsın diyor. Biz New York'taki herhangi bir duruma buradan müdahale edebiliyor muyuz? Edemeyiz çünkü gücümüz yok. Ama gün gelse gücümüz olsa edebiliriz. Yani orada zulüm olsa ve bizim hakikaten bu zulme müdahale edecek gücümüz olsa edebiliriz. Ama belli ki beyefendi kendisinde hala buradaki bir mabedin, üstelik fetih ile özgürleştirilmiş bir mabedin, camileştirilmiş bir mabedin, yüzyıllarca cami olarak bununla şereflenmiş bir mabedin müze kalması için ultimatom verircesine bir denemede bulunuyor. Demeli ki ona, inşallah da öyledir, o eski günler bizim zayıf olduğumuz, çaresiz olduğumuz, sizin bir sözünüzle, bir ultimatomunuzla, hatta belki bir işaretinizle, söze de gerek yok, bunu emir sayarcasına bizi yöneten rezillerin, bizi yöneten şahsiyetsizlerin güya ülkesini halkı adına yönetiyormuş gibi yapıp başkaları namına yönetenlerin ve dolayısıyla eski Türkiye'nin dönemi kapandı. Şimdi belli bir gücü kendisi üreten ve dolayısıyla kendi özgüvenine sahip, ki buna sahip olduğunuz zaman o zaman kendi kararlarınıza sahip olabiliyorsunuz. Yani yönetici keyfi geldi diye Ayasofya'yı ibadete açıyor değildir. Yönetici bunu yapabileceğini ve bunu savunabileceğini, buna dair gücünü ve kuvvetini derlediğini, topladığını gördüğü zaman bunun kararına girebilmiş demektir. Yoksa yani güçsüzsünüz, zafiyet içerisindesiniz. Hiçbir kararınızı kendiniz alamazsınız. Hazreti Peygamber'in Mekke'deki durumunu düşünün. Saldırıyorlar etrafındaki insanları, alıp götürüp işkencelere uğratıyorlar. Önünü kesiyorlar, evinin önünü kesiyorlar, Kabe'den uzaklaştırıyorlar. İbadet halindeyken üzerine iğrenç şeyler bırakıyorlar. Neden bunları engelleyemiyor? Buna dair bir gücü yok çünkü. Ama bu güce kavuştuğunda varıp Medine'de müstakil bir site devleti kurarak, sonra gücünü, kuvvetini derleyip toparlayınca aynı şehrin üzerine fetih ordusuyla yürüyebildi. Dolayısıyla sözünüze ve özgürlüğünüze, bağımsızlığınıza sahip olmanız ne denli bunu savunabilecek gücü tedarik edip etmediğinize bağlı olan bir şeydir. O yüzden وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Önce böyle bir kuvvetin sağlanması ve sonra bu kuvvetin eşliğinde insanların kula kulluktan kurtarılması yolculuğu, ki biz bu yolculuğa yabancı değiliz. Hayatımız ümmet olarak ve özellikle millet olarak ümmete bu anlamda hizmet etmiş bir geçmişe sahip olarak bunu çok iyi biliyoruz. Bunun tekrardan yeryüzünde bir ışık olarak, bir ne diyelim, gösterge olarak belirginleşmesi bakımından çok önemli bir adım olur. Tekrardan yeryüzünde sulhun ve barışın hakim olacağına dair veya olabileceğine dair sadece ümmet insanlarına değil, gayrimüslimler için de bir umut olur. İnşallah böyle bir adım atılır ve fesat döneminin kapandığına, sulh döneminin artık iyiden iyiye başladığına dair gelecekte torunlarımız, kuşaklarımızdan gelen kimselerin tarih yazarken bunu belki de bir yeni dönemin başlangıcı, hatta yeni bir çağın başlangıcı gibi görebilirler Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması. Çünkü o belli bir dönemin kapatılması ve Batı'nın hükümranlığına boyun eğildiği bir dönemin başlangıcı olarak onların üzerimizde bizi Anadolu'ya kıstırdıkları, Anadolu'ya hapsettikleri bir zaman zarfında, zorlu bir dönemde yaşanmış
başa gelmiş bir felaket idi. İnşallah bu felaketten kurtuluşun adımları, sesi, soluğu ve kokusu mümin yüreklerde doğudan batıya şu anda dalgalanıyor, gözüküyor. Belli ki bunun tam tersi duygular, korku ve aşağılanmışlık duygusu, artık söz geçirememezlik duygusu da ta zulmün başkentine kadar varmış gibi.